Fethi'nden sonraki en ihtişamlı zamanı Osmanlı Devleti dönemi. Ve bu dönemin belki de en önemli özelliği padişahtan halka kadar herkesin Hazreti Muhammed'e olan derin sevgisi. Araştırmacı yazar Recep Babacan şimdi okulda Ramazan'da Osmanlı padişahlarının peygamber sevgisini anlatıyor. İftar menümüzü de getirdik ekranlara. Afiyet olsun. Efendim mutfakta hazırlıklar var şu an iftar sofraları için. Bereketli olsun diyelim, ev hanımlarına kolaylıklar dileyelim. Efendim okulda Ramazan'a devam ediyoruz. Araştırmacı yazar Sayın Recep Babacan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Sizler de çok iyi. Çok sağ olun efendim. Bugün sizlerle Osmanlı padişahlarının peygamber sevgisini konuşacağız. Eyvallah. Rabbimize karşı saygıları, Kur'an-ı Kerim'e karşı saygıları sonsuz. Eyvallah. Peygamber sevgisi de hani gerçekten örnek alınabilecek derecede okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla. Siz bunun üzerine kitap da yazdınız. Evet. Herhalde Osmanlı padişahlarının Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi dediğimizde buradaki efendim kapaktaki resim bunu özetliyor. Bu kapaktaki resim Sultan Abdülhamid'in Resulullah'a olan sevgisini özetlemekte. Kapakta görmüş olduğunuz şu yol, Hicaz Demir Yolu. Biliyorsunuz Sultan Abdülhamit Han Hicaz Demir Yolu'nu 1900 yılında temelini atmış. 1909 yılında da bitirmişti. İstanbul'dan Medine'ye seyahati kolaylaştırmıştı. Evet, imparatorluğun son nefesi Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han demişsiniz kitabın başlığı olarak. Evet. Evet, bu gerçekten kapak çok manidar. Efendim, kapağın evet büyütülmüş halini de şu an evet ekrana getiriyor efendim. O Hicaz demir yollarını evet, anlatıyor. Evet, evet Hicaz demir yolunu anlatıyor. O haritada o demir yollarını görüyoruz. Evet, şimdi Sultan Abdülhamit Han ama Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 küsur yıl hükümranlık süren Osmanlı İmparatorluğu neden bu kadar, bu gücü nasıl yakalayabildi dediğimizde herhalde Osman Bey'le, değil mi? Osman Gazi'yle. Osman Gazi'yle başlayabiliriz. Gerekiyor. Onu anlatmakta isterseniz başlayalım. Kur'an'a olan hürmetini hepimiz biliyoruz. Anlatır mısınız? Efendim, öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Programın başında Osmanlı'ya ne kadar hasret olduğumuzu bugün Gazze'de yaşananlarla bütün İslam aleminin ortak fikirde buluşacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Osmanlı İmparatorluğu 400 yıl süren Suudi Arabistan yönetimi, 365 yıl süren Mısır yönetimi, keza Lübnan yönetiminde sadece bir valiyle yönetmişti o toprakları. Ancak bugün İsrail'de, Gazze'de ciddi anlamda İslam aleminin sessizliği bizim derin yaramız. Bizi çok üzen bir gelişme. Dolayısıyla ben programın başında Gazze'de şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bütün Müslümanları, bütün mümin kardeşlerimizi de Gazze'ye duaya davet ediyorum. İnşallah. İnşallah bu saldırı bir an önce sona erer. İnşallah. Filistin'in ilk mazlumu aslında Sultan Abdülhamit Han. Benim kitabımda çok uzun bir bölüm. Niçin? İsrail meselesini yazıyor. Çünkü Abdülhamid'i tahttan düşürenler Siyonizm ve İsrail. Doktor Theodor Herzl'in 1897 yılında Sultan Abdülhamit'ten Filistin'de toprak istemesi, Sultan Abdülhamid'e 5 defa ziyarette bulunması, her defasında Sultan Abdülhamid'in kanla alınan topraklar kanla verilir diyerek Theodor Herzl'i geri göndermesi, bunun akabinde içeride bulunan hainlerin Sultan Abdülhamid'e karşı harekete geçmesi ve en nihayetinde 31 Mart vakası diye bildiğimiz ayaklanmayla Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra 9 sene gibi bir zaman diliminde koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta bozuk para gibi harcandığını görmekteyiz. Yani nedeni bu diyorsunuz. Sultan Abdülhamit Han'dan
Filistin'den toprak isteniyor. Tabii Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinin yegane nedeni Filistin'de toprak vermemesi. Ve ne diyordu Abdülhamit Han? Kanla alınan topraklar kanla tesfiye edilir. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit Han Filistin'den toprak vermemişti. Hatta çok uzundur bu aslında, çok bölmek istemiyorum. Sultan Abdülhamit Han Yahudilerin Filistin'e göçünü engelleyebilmek için kendi parasıyla Filistin'deki toprakları satın almış, kendi hukuki şahanesi yapmıştı. Bugün Filistin'de bulunanlar aslında bir zamanlar yapmış oldukları ihanetin bedelini de ödemekteler. Kendi topraklarını Yahudilere sattılar. Evet, zamanla yaptıkları yanlışın bedelini ödüyor. O yanlışın bedelini maalesef bugün çok ağır ödemekte. Evet efendim. Gelelim. Tabii Osman Gazi'den başlayacak olursak, Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. O Şeyh Edebali'nin bir gece yarısı oğlum odamda misafir ol dediğinde o odada 6 saat 23 dakika ayakta bekledi. Niçin İşte peki? O 6 saat 23 dakika ayakta beklemesinin nedeni odanın hemen önünde bulunan Kur'an-ı Kerim'den dolayıydı. Duvarda asılıydı. Osman Gazi ayakta bekledi. Şeyh Edebali odaya girdiğinde evladım gözlerin kan çanağı gibi olmuş. Sen hiç uyumadın mı diye sorduğunda efendim Kur'an-ı Kerim'in olduğu odada ayaklarımı uzatıp yatmaktan hicap ederim demişti. Ve Allahü Teala Osman Gazi'nin o 6 saat 23 dakika bekleyişi hürmetine Osman İmparatorluğu'nu 623 yıl ayakta tutmuştu. 623 yıl hüküm sürmüştü Osman İmparatorluğu. Tabii Osman Gazi'den başlayarak özellikle Murad-ı Hüdavendigâr, Sultan 1. Murat çocuklarına vasiyette bulunur. Kosova'da bir Sırp tarafından şehit edildiğinde atından yere düştüğünde evlatlarına, evlatlarım atlarınızın ayaklarının tırnaklarının ulaştığı yere kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin dinini yaymakla mükellefsiniz demişti. Ve Osmanlı imparatorları, Osmanlı padişahları hemen şöyle özetleyelim. Men zâle sultane vilayetihi, la zâle sultane faziletihi. Bir sultan imparatorlukları ve vilayetleri kaybetmiş olabilir. Ama sultanlar faziletlerini asla kaybetmezler. Bugün Osmanlı'nın 36 padişahı eğer gönlümüzde hala yeri varsa bu onların faziletlerini kaybetmediğine dalalettir. Ve Sultan 1. Murat'tan sonra Yıldırım Beyazıt Han dönemi çok önemli bir dönem. Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz Timur Gailesi nedeniyle Ankara Savaşı'ndan sonra vefat etti. Mekke ve Medine yardım gönderen ilk padişah Yıldırım Beyazıt'tı ve Yıldırım Beyazıt'ın bu noktada çok büyük hizmetleri var. Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere'ye karşı sevgiyle neler yapmışlar? Ne gibi hizmetler götürmüşler oralara? Efendim, öncelikle televizyonlarımızda gösterilen ve bizlere yanlış tanıtılan Kanuni'den örnekler vermek isterim. Kanuni Sultan Süleyman bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i rüyasında görür ve rüyasında Resulullah ona şöyle der. Evladım, Rodos ve Bağdat kalelerini fethedesin, Belgrad kalesini fethedesin, sonra da benim şehrimi imar edesin. Kanuni Sultan Süleyman Mekke'de ve Medine'de ciddi eserler yapmıştı. Ama bugün Vehhabi zihniyetinden dolayı Osmanlı'nın eserleri maalesef bir bir yok edilmiştir. Bugün gittiğinizde sadece Mescid-i Nebevi'nin kapısında birkaç Osmanlı eseri görmektesiniz. Oysa benim ecdadım, Osmanlı ecdadım, Mekke'de ve Medine'de çok imaret yaptı. Bakın Mihrimah Sultan Harun Reşit döneminde aynı Zübeyde yolu diye bilinen yolu baştan başa imar ettirdi. Mekke ve Medine'ye suyu benim ecdadım götürdü. Sultan Abdülhamit Han İstanbul'dan Medine'ye Hicaz demir yolunu yaptı. Bunu yaparken bir noktayı da atlamadı. Bakın Sultan Abdülhamit Han Mekke ve Medine'den Resulullah'ın hicret ettiği yol üzerinde durduğu her noktaya bir istasyon yapmıştır. İstanbul'dan kalkan tren Mekke'ye gider, Mekke'den Medine'ye geçeceği zaman Sultan Abdülhamit Han orduda çalışan askerlere gayrimüslimleri geri çekin der. Hiçbir tane gayrimüslim askeri Mekke ve Medine sınırları içerisinde çalışmamıştır. Çünkü Osmanlı'da Ermeni asker de vardı. Ermenilere biliyorsunuz Millet-i Sadıka derlerdi Osmanlı döneminde. Ve Sultan Abdülhamit Han bir emir daha verir. Tren Medine'ye girdiği zaman tren raylarının altına keçe döşeyin der.
Sorarlar hünkârı, padişahım niye keçe döşeceğiz? Derler ki orası Resulullah'ın makamı.